Ama bu Trump meselesi, eğer Trump kazanırsa o zaman orada ucuzlaşacak ve bollaşacak olan doların kendine yeni bir yön çizmesi gerekecek. Bu yön hisse senedi piyasası olabileceği gibi her zaman benim göz bebeğim. Diğer taraftan önemli ölçüde altın ve kripto tarafında da farklı işlemler olabilir. Yukarı yönlü bir trend orada başlayabilir. Kripto tarafına hiç girmiyorum çünkü o yani senin de çok konuşmayı tercih edeceğini zannetmiyorum, uzmanlığımız olmadığı için. Ama bir altın grafiği de bakalım isterim. Çünkü altına doğru da yönelebilecek bir hikaye yazılabilir Trump'la birlikte orada. Evet. Şimdi Mine, karşımızdaki grafik altının onsunun günlük bazla yükselen trend Fibonacci çalışması. Net bir şekilde bak, buradaki Fibonacci direncine gelince satış yiyoruz. Yine burada bir miktar üstüne çıksak da yine satış yemişiz. Yaklaşık 5-6 gün önce de yine bir Fibonacci direncinden düzeltme aldık. Ya şimdi bakacak olursak bir kere altın orta ve uzun vadeli güçlü bir yükseliş trendi evresinde. Burada dikkat edeceğimiz şey şu: kısa vade yaklaşık 6-7 gündür güçlü satışlar alıyor. Mine, burada bu satışları 2340, 2307, 310 gibi bir desteklerin üstünde dengeleyip dengeleyememesi bence çok önemli. Senin şahsi olarak fikrin ne Selçuk? Hani bu bölgede dengelenebilir mi diye bir soru soracak olursan, bu muhtemel ama kontrollü olmalıyız. Bak, bu muhtemel. Yani 2340 ile 2307'lerin çok fazla altına inmek istemeden altının onsu 7-8 gündür yaşadığı satışı bir miktar dengeledikten sonra, bak şöyle mouse'da çizmeye çalışayım. Şöyle şuralara doğru bir baskı alsa da şöyle şöyle şuralarda dip yapıp sonra tekrar şu şekilde buralarda bunu yaptıktan sonra böyle yukarı doğru yeniden yukarı yönlü hareketini tekrarlamasını bekleyeceğiz. Sonuç 2340 ara destek, 2307 6-7 gündür yaşadığı baskıda altının önemli bir destek bölgesidir. Özellikle 2307'lerin altına inmedikçe yeniden önümüzdeki hafta, özellikle yarın hemen kafasını kaldıramayabilir. Önümüzdeki hafta yeniden 2400, 2416'lara doğru tepkiler görebiliriz. Bu anlamda 2340 ve 2300'lere doğru oluşacak geri çekilme belli noktalara stop koyarak, bak burası önemli bir finansal okuryazarlık notudur. Belli noktalara stop loss koyarak göreceli olarak nasıl söyleyelim, belli bir maliyetlenme bölgesi şeklinde okuyabiliriz bu grafiği.